Şu halime bak hale. Hale şu halime bak. Şu halime bak hale. Ne özür dileyemedim senden. Koluna girip de ait olduğun yere gel, evine gel diyemedim. Hepsi o şerefsiz kertenkele yüzünden. İnat etti. Yakalandırtmıyor kendini. Şerefsiz. Hangi deliğe girmiş olursan ol. Yakalayacağım lan seni şerefsiz. Yakalayacağım. Tamam ya. Ulan ne bu acıkmış tutmalı bir türlü ben. Hocam, hocam gitme. Konuşmaya ihtiyacım var hocam. Hocam, dur gitme ya. Çok, çok umutsuzum, çok. Çok. Oha. Herif iki saat önce beni kovalıyordu, şimdi hatırlamadı be. Gaz mı içmiş lan bu? Hepsi onun yüzünden. Efendim? Şerefsiz kertenkelenin yüzünden ben yakalıyorum, içeri tıkıyorum, kaçıyor herif. Ama beyefendi, şimdi bakın, yani böyle yapmayın ama ya muhterem. Adamın arkasından konuşuyorsunuz. Çok büyük günah ya. İşte burada, burada, burada beynimin içinde beynimi kemiriyor. Kemiriyor beynimi. Nereye baksam ben bu adamı görüyorum. Herkes kertenkele. Vallahi herkes Bak, seni gördüm. Sen de kertenkelesin. Bir hocasın, bir kertenkelesin hocam. Yanlış bakarsan yanlış görürsün muhterem. Güzel bakmayı öğrenmen lazım. Karım evi terk etti. Ya ben dedi, ya kertenkele dedi. Karınız haklı. Bırakın ya kertenkele mi de nedir şu adamın peşini. Karınızla ilgilenin siz. Artık beni istemiyor. İster, ister. Siz usulünce kendinizi bir affettirin, ister o. Affeder mi be? Affeder. Aşk her şeyi affeder. Döner mi? Döner. 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 İyi, sağ olasın hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Yoldan çıkmışlara ve umutsuzlara yardım elini uzatmak bizlerin görevidir muhterem. Neyse benim acil bir işim var, gitmem lazım. Sen de bu şekilde eve gitme. Git bir yerde kahve mi içiyorsun, ne içiyorsun? Ayıl öyle git yahu. Kadına ayıptır. Tamam, içerim. Haydi iyi akşamlar. Hocam. Hı? Sen çok muhterem bir adamsın. Ya olur mu, olur mu? Tamam, hepimiz öyleyizdir, hepimiz öyleyizdir. Hocam. Heh. Hocam gitme, gel beraber bir kahve içelim. Gel. Yok artık, çüş. Herife bak ya, bizi tanımadın. Çok acil gitmem lazım benim ya. İşim var, işim. Hocam gitmeseydin bir kahve içseydik ya. Gel lan gel. Zehra Hanım. Yani şey basına. Evet. Aslında şey yani. Nasıl diyeyim. Ya ben şu hani sahte evlilik meselesi vardı ya onu bir tekrardan düşündüm de. Hı hı. Yani şimdi benim sizi bu durumda böyle yüzüstü bırakmam pek doğru olmayacak. Yani. Yani siz? Evet, ben evlenme teklifinizi
kabul ediyorum. Benim. Hı hı. Çok özür dilerim. Gerçekten çok fazla sarıldım. İnanın o kadar mutlu oldum ki. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten evlensem ancak bu kadar sevinebilirim. Yok yani çok fazla da sarılmadım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani size yardımcı olmak için öyle düşünün yani. Telefonunuzu alabilir miyim? Ha, tabii. Vereyim. Buyurun. Çaldırdım. Kaydederim. Selin. Ben de seninle konuşacaktım. Buyur Hala ablacığım. Nedir bu saçmalık Allah aşkına? Ya, ne bu? Ya bana da anlatır mısın lütfen bu Zehra'nın evlilik meselesi? Birbirlerini seviyorlar Hala ablacığım. Yani biz ne diyebiliriz ki? Ya bırak Allah aşkına bari sen böyle söyleme Selin ya. Ne sevmesi? Bu kadar zaman aşkı arayan kız yani... bula bula üç günde şu hocaya mı aşık oldu? İnanılır şey mi bu ya? Hani filmlerde izleyince ayıla bayıla inanırız ya. Gerçek hayatta niye olmasın ki? Baksana ne kadar güzel görünüyorlar. Ay. Ay. Yılın aşkı kızım bu. Ay, aşkın önünde hiçbir engel duramıyor vallahi. Zehra abla ile Ziya Hoca. İmkansız bir aşk. Darısı. Darısı benimle. Kim? Kimin? Evet, sen de kim? Ya darısı benim başıma. Hayır hayır kim söyle kim? Kim gelse anlat bakayım bana sen. Kim at. Görüşürüz. Ne yaptın oğlum sen ya? Geçen gün kızı dedesinden resmen istedin. Şimdi evlenme teklifini kabul ediyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Yok daha neler ya. Ziya Hoca niye evlensin ki o kızla? Böyle saçma şey mi olur Neşide abla? Allah Allah. Kız niye inanmıyorsun sen? Evlenecekler diyorum. Kesin dedikodudur. Hem Ziya Hoca ne yapsın ki o kızla? Ziya Hoca'nın yanına böyle ona yakışan, onu taşıyacak biri lazım öyle değil mi? Hala dedikodu diyor. Kız bizzat şahit oldum diyorum. Gözlerimle gördüm. Ekrem Bey herkese duyurdu. Ay yakında Yıldırım nikahıyla evlenecekler diyorum. Allah Allah. Hocaya mı baktın Zehra kızım? Evet. Az önce gitti. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Senin ne işler karıştırdığını bulmazsam. Hicai abi, senin bu Ziya hocan sosyetik Zehra Şanlı ile evleniyormuş. Sen ne diyorsun bu işe? Caiz midir? Sorayım hocaya. Hangi hocaya? Ziya hocaya. Yahu ona ne soracaksın?
Adam caiz görmüş ki evleniyor. E sormayayım o zaman. Vallahi pes, billahi pes. Bu hocadan her şey beklenir ama bu kadarını da beklemiyordum. Öyle hemen peşin hükümlü olmayalım. Yanlış haber olabilir. Ya hoca yapmaz öyle şey. Hayırlı işler abicim. Ayrıntıları konuşabilir miyiz? Tabii konuşuruz. Konuşalım. Buyurun isterseniz pastaneye doğru geçelim. Orada konuşuruz ha. Peki. Bu hocadan da bu beklenir zaten. Artık dini, imanı, namazı bırakır, gider yavuklusuyla gezer, tozar. Bırak iftira atmayı Rol Efendi. Boşuna günah alıyorsun. Bize bundan sonra hayırlı olsun demek düşer. Gold, hadi gidiyoruz. Silver. Buyurun, bu sizin tasmanız. Al. Teşekkürler. Aferin sana. Silver. Evet. Hadi gel. Kuçu kuçu. Silver. Sizi sevdi ya. Ben harbiden acemiyim be. Hadi bakalım. Gel. Gol. Güzel anlaştılar ama. Evet, çok sevdiler birbirlerini. Gol. Gel Silver. Gol, yürü. Zehra değil mi bu ya? Vallahi o. Tatlılar ya. Silver'la Gold da uydu sanki. Zehra. Aa Selin. Geliyorum şimdi. Hocam karşılaşmamız çok iyi oldu aslında. Birbirimizi daha yakından tanımak açısından. Ara sıra böyle yaparsak çok iyi olur. Ha tamam. Doğru, haklısınız. Her şey çok gerçekçi olmalı değil mi? Evet. Anlayışınız için de ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani rica ederim Zehra Hanım. Zehra. Efendim? Zehra deyin bana. Özellikle evde Zehra Hanım demezseniz çok sevinirim. Ha, doğru, haklısınız. Gerçekçi olması için değil mi? Gerçi benim için zor olacak ama. Niye? Hocasınız ya. Ziya demek sanki saygısızlık gibi. Yapacak bir şey yok değil mi? İnandırıcı olması için siz de ona rahatlıkla Ziya diyebilirsiniz. Diyebilirim. Tamam, o zaman görüşürüz Ziya. Görüşürüz Zehra. İyi günler. Sen de hoşça kal. Bekle. Bakıyorum da Ziya Hoca'yla güzel zaman geçiriyorsun Zehra'cığım. Tesadüfen karşılaştık. Ben de şaşırdım. Evet. Yanındaki köpek var ya, sokak köpeğiymiş. Ziya Hoca onu ölümden kurtarmış ve bütün bakımını üstlenmiş.
Ne kadar garip bir hoca ya. Hiç bildiğin hocalara benzemiyor. Çok hoca biliyoruz ya Zehracığım. Yani nereden biliyorsun? Belki hepsi aynıdır. Adamı daha tanımıyoruz bile. Ama haklısın. Biraz değişik birine benziyor. Ay Zehra. Kızım var ya, çok acayip bir çift olacaksınız. Gel. Senin de hakkını nasıl ederim Silver ya? Hadi gel. Gel. Şimdi bak. Gel buraya bakayım. Gel buraya bakayım. Sakın benim peşime takılayım deme, tamam mı? Hadi. Git. Hadi git. Ya hoş, gitsene oğlum. Takılma benim peşime. Ailem var senin. Ben burada kalıcı değilim zaten. Git diyorum. Hadi hoş. Gel buraya. Hadi. Hadi yürü. Ne yapıyorsunuz siz? Ha Betül Hanım. Ne yapıyorsunuz dedim size. Hiç. Ne yaptım ki? Gözümle gördüm ne yaptığınızı. Ne yapmışım? Siz ne istiyorsunuz zavallı hayvandan? Kime ne zarar dokunmuş olabilir ki onun? Bir de hoca olacaksınız. Cemaatinize böyle mi örnek oluyorsunuz? Ama Betül Hanım, hiç durmadınız ki ben de o durumu anlatayım. Yargılayıp astınız beni resmen. Peki tamam, dinliyorum, buyurun. Şimdi efendim, yani köpek benim peşime takıldı. Ben de uzaklaşsın diye aldım sopayı, o yüzden attım yani. Gitsin diye. Yani korkutmak için. Yok. Tehdit ettiniz yani. Hayır. Şefkat göstereceğiniz yere onu korkutmaya çalıştınız değil mi? Yazıklar olsun size. Gerçekten çok yazık. Yok yani bakın Betül Hanım, şimdi şöyle anlatayım ben size. Şimdi burası malum park. Burada çocuklar oyun oynuyor falan. Şimdi köpek de benim peşime takılınca böyle hani çocukların üstüne atlamasın falan diye, hani bir tehlikeli bir durum oluşmasın diye ben aldım köpeği, uzaklaşsın diye öyle sopayı atayım dedim. Anladım. Utanmadan bir de yalan mı söylüyorsunuz? Ama yalanla iman yan yana olmaz. Siz bunu da mı bilmiyorsunuz? Ama Betül Hanım şimdi yani... Ya ben bu köpeği tanıyorum. Bizim mahallemizin köpeği. Çocuklar kendi elleriyle beslerler. Hayır Betül Hanım bakın gerçekten ya... Allah bu köpeği siz iftira atın, tehdit edin diye yaratmadı, anladınız mı? Siz nasıl bir hocasınız ben anlamadım. Hoppala. Ya çattık bu kıza be. Hayır durup dururken bir de hayvan düşmanı olduk. Bu ne biçim iş, ben anlamıyorum ki. Ne zaman bir şey yapsam bu çıkıyor karşıma. Anlamadım gitti ya. Peki hocam bu evde beslenen kedilerin kısırlaştırılmasının dini hükmü nedir hocam? Hayırdır Hicabi, sen evde kedi mi besliyorsun? Yok benim bir kedim yok hocam. Bir kedim bile yok Hicabi. Sorduğun soruya bak ya. Bir kedin bile yok Hicabi. Kedi temin edilecek. Kertenkelenin adamlarıyız lan biz. Akıllı olun, kimi yakalıyorsunuz? 100 metreyi 11.52 koşmuşum lan ben. Yıllardır kaçıyoruz, yıllardır. Akıllı olacaksınız. Şş, birader. Hop. Emin misin? Hayda. Kardeşim. Gel buraya, gel. Lan. Kardeşim. Şevket'in sesini değil mi? Cemaat sizde bir ses duydunuz mu? Hayır, duymadım hocam. Yok değil mi? Hocam, rüyada gayetten sesler duymak iyiye tabir olunur. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Gündüz niyetine hayırdır inşallah. Oha, ne oluyor lan yine? Ne hareketli mahalleye geldik biz ya. Hocam gitti şey küçük kadını. Müberra mı?
Bir dakika abiciğim. Müberra Hanım. Hocam. Hocam. Yarmadağlık Seval'i içeri kilitledi. Dışarı bırakmıyor. Gelinin gözü dönmüş. Hocam ne olur bir şey yapın. Çok korkuyorum hocam. Ne olur hocam. Hocam ben Namık Seval'i eve sokarken gördüm. Elinde de sustalı var. Öldürecek kadını. Ya hanımlar bir sakin olun Allah aşkına ya. Yangına körükle gitmeyin şunu ya. Kapı kilitli mi? Evet. Allah ver hocam. Komşular falan kimse yok mu? 15 gündür evde yoklar. Hocam öldürecek kadını. Polis mi arasak, ne yapsak? Ya niye polis arıyorsunuz hemen kardeşim? Allah Allah. Basit bir olay yani. Abartmayın o kadar. Her şeyde polis mi baksın? Gerek yok, polis çağırmayın şimdi. Namık delidir hocam. Allah korusun, size de zarar verir. Ya korkmayın hanımefendi. Abartmayın bu kadar. Ben bir konuşayım, ikna ederim. Ne demişler, tatlı değil. Yılanı bile dilinden çıkarır yani. Hocam siz bu Namık'ı tanımazsınız. Delinin tekidir. Laftan falan anlamaz hocam ya. Ya ben ona lafımı dinletirim. Ben her türlü yoldan çıkmışı bilirim icabı. Allah Allah. Hocam hoca dinlemez o. Dinler dinler. Hocam kilingir mi çağırsak acaba? Ya ne çilingir abi? Çilingir çağırmıyor. Hocam. 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 Ay vallahi gidiyor. Hocam. Aman hocam dikkat et. Beyaz olsun çıkıyor. Canım. Vallahi tırmanıyor be. Ha. Ha çıktı. Aa, çıktı. Vallahi çıktı. Çocuk kurtar. Vallahi çıktı be. Helal olsun be. Gitti mi zaten he? Gitmeyeceğim ben. Sen benim karımsın. Böyle dolaşamazsın hiçbir yer. Duydun mu beni? Benim olacak. Benim olacaksın. Konuşma. Ağlama, ağlama, ağlama. Lan! Hocam! Senin ne işin var lan benim yatak odamda? Seval Hanım, siz dışarı çıkın. Hocam, size bir şey yapacak hocam. Çek diyorum, çek. Hocam! Hocam, ay Allah'ım. Hocam, hocam. Allah korusun hocam, Allah korusun hocam. Ses gelmiyor. Hocam ne oldu ya? Tamam, hadi bakalım. Şey hadi hocam çık. Allah vere de, Allah vere de. Namık zarar vermiyor hocama ya. İyi miyim? Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun hocam. Hadi geçmiş olsun. Tamam. Allah, hadi, razı hadi. Allah razı olsun hocam. Sağ olun hocam. Ay bravo hoca ya. Gördüm ya. Namık abi. Amla. Tamam abi. Sen burada bekle, ben çağırıyorum. Tamam. Geçmiş olsun. Hadi gidelim. Ambulans! Ambulans! Ambulans çağır. Ambulans hadi abi. Abi tamam. Ambulans. Ya Nermin abla ne bakıyorsun? Ambulans hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arif abi sen de mi? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Hoca geldi. Hepiniz değiştiniz. Geçmiş olsun. Hadi gidelim. Hocam, hocam, hocam. Seval Hanım, durun lütfen. Hocam, size ne kadar teşekkür etsem azdır. Estağfurullah efendim. Ama hayatımı kurtardınız. Olur mu öyle şey Seval Hanım? Bize bu canı veren de, alan da Allah. Biz sadece insanlık vazifemizi güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz, değil mi efendim? Yine de size ne kadar minnettar olduğumu bilmenizi isterim hocam. Peki efendim. İyi günler. Ünsal abi şikayetçiyim. Lütfen yardımcınızı benden uzak tutun. Rica ediyorum ya.
Ne yaptın lan sen yine? Manyak! Çıkar lan şu kelepçeyi. Oğlum adamı kelepçeledin mi? Gerizekalısın. Bak bana lan filan deme. Seni 2559. maddesinden içeriye attırırım. Doğru mu amirim? Yusuf, senin ne işin var burada? Seni buraya çağıran mı oldu? Hayatım görüyorsun, vazifedeyim. Tamam, vazifen bitmiş işte. Al arkadaşını da gidin. Hadi hemen gidin. Bir saniye abi. Gel, çık dışarı. Çık. Her şey senin yüzünden zaten. Affedersiniz. Kapıda Ziya Hoca diye biri var. Konuğunuz olduğunu söylüyor. Gelsin söyleyin. Arkadaşlar, hanımlar, beyler. Bu gecenin onur konuğu, Zehra'nın müstakbel eşi Ziya Hoca'yı takdim etmek isterim. Mahallemizdeki caminin hocası olur kendileri. Ziya Hoca. Zehracığım affedersin. Geciktiğim için özür dilerim. Umarım kabul edersin hayatım. Zehracığım, arkadaşlara balayınızda nereye gideceğinizden bahsetmek ister miydin? Neresiydi orası? Hangi çöldü? Deve üstünde çöl balayısı mıydı yoksa? Çöl fırtınası falan. Yanına bikinilerini almasan diyorum. Yazık olur. Ah Zehracığım. Balayımız hakkında hiç konuşmadık ama benim birkaç alternatif fikrim var hayatım. Belki Bahama Adaları, Şeyseller, Paris. Yok ama galiba en iyisi Venedik. Düşünsene. San Marco Meydanı'nda güvercinlere yem attıktan sonra Rio Alto Köprüsü üzerinde akşamüstü güneş batımını izleyip belki Fenice Tiyatrosu'nda bir opera seyreder. Ondan sonra da gondollarımıza binip yolculuk edip ne bileyim herhangi bir kafede makyatolarımızı da yudumlayabiliriz ha. Çok affedersiniz. Biz balayımız hakkında hiç konuşmadık da. Biraz onun hakkında konuşacağız. Kusura bakmayın. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Buyurun Zehra Hanım. Geldik. Anahtarınız. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim Zehra Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Ziya Hocam. Efendim Zehra Hanım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun tabii. Bu kadar iyi dans etmeyi nereden öğrendiniz? Yani ben... Yani siz benden böyle bir şeyi beklemiyordunuz değil mi? Hayır canım. Yanlış anladınız. Estağfurullah olur mu öyle şey? Sadece şaşırdım. Bakın Zehra Hanım. Bana karşı bu yani ön yargılarınızdan vazgeçmezseniz eğer... ...daha çok şaşırırsınız gibime geliyor. Şöyle...
Çok iyi piyano çalıyorsunuz, dans ediyorsunuz. Neredeyse Venedik'i avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Bana geçmişinizle ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Birbirimizi daha iyi tanıyalım diye soruyorum bunu. Çünkü sizinle ilgili bilmediğim en ufak bir ayrıntı rollerimizi tehlikeye atabilir. Merak etmeyin Zehra Hanım. Ben sizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmam. Tabii eminim, ondan şüphem yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şu dans meselesine gelecek olursak, ya bunu da televizyondan, öyle videolardan falan izledim. Yani meraklıydım diyelim. Çok enteresansınız. Enteresan? Yani farklısınız anlamında. Zehra Hanım, biraz yürüyelim mi? Ben sizi evinize kadar bir bırakayım isterseniz. Evime kadar. Şuraya. Evet. Ha, filmlerdeki gibi. Yani. Tabii olur. Buyurun. Teşekkür ederim. Yarın büyük gün. Sahte bile olsa insan bir heyecanlanıyor değil mi? Evet. Yarın... Buyurun lütfen, siz söyleyin. Siz buyurun lütfen. Yok yok, lütfen. Yarın alışverişe birlikte gider miyiz diye soracaktım. Tabii vaktiniz varsa. Tabii, gideriz. Her şey için teşekkür ederim tekrar. Rica ederim. Bir şey yapmadım. İyi geceler. İyi geceler. Kardeşim, insanın telefonu bu kadar kapalı olur mu ya? Ulan yine başını belaya sokma var Şevket. Dedeciğim. Efendim. Biz akşam için alışverişe gidiyoruz. Tamam. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Hale, Zehra ne kadar mutlu değil mi? Dedeciğim, ben bir şey söylemek istiyorum. Dinliyorum. Akşam Ünsal da gelecek. Aa. Gelsin, gelsin, gelsin. Belki Ziya Hoca'yı görür de örnek alır. Canım. Zehra'nın sözü mü var? Hocayla mı? Gelmez olur muyum? Tabii ki gelirim. Sen nasıl? Ali. Karıcığım. Ali. Kapamış ya. Ama ayıp oluyor Ali. Gel. Amirim. Çok önemli bir istihbarat aldık. Deli Kenan, kertenkelenin yakın arkadaşı olarak binen Şevket'i bir depoda tutuyormuş. Ha. Kertenkele arkadaşını orada bırakmaz. Kesin kurtarmaya gidecektir. Tabii ki amirim, kurtarmaya gelecektir. Hatta şimdiden takip etmeye başlamıştır bile. Sana soran oldu mu lan? Hemen bir ekip çıkarın. Ben de geliyorum. Amirim, tüm ekipler bugün Sarı Ceviz Operasyonu'nda görevliler.
Sen ne dikiliyorsun? Abinin birine gelebilir miyim? Senin işin masa başı. Masa başından ayrılmayacaksın. Sen benimle geliyorsun. Ben bugün nöbetçiyim. Oğlum emniyette polis mi kalmadı? Yok amirim. Sana mı kaldık? Evet. Bak bu seferlik geliyorsun. Bu seferlik. Sonra masa başı. Ya amirim çok sağ olun ya. Cıvıma lan, cıvıma. Bağışın amirim. Çıkın siz. Çık şana. Ya Zehra'nın da sözü var. Nasıl yetişeceğim ben ya? Ulan kertenkele. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Amirim, Deli Kenan çıktı, Deli Kenan. Görüyorum. Ne yapıyorsun gerizekalı? Ne yapıyorsun lan? Saklanayım derken kornaya kafa attım. Hadi hareket et. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam tamam. Tamam hallederiz şimdi. Kaçmaktan yoruldum. Ölümümden peşimi bırakmayan Ünsal komiser ve Kenan sorumludur. Herkese elveda. Biraz. Şu arabanın kıçına bu kadar yaklaşma, görecekler bizi. Tamam, merak etmeyin amirim. Of, of. Hayırdır amirim? Aceliniz mi var? Saatinize bakıyorsunuz hep. Bu gece bizim baldızı istemeye gelecekler. Bu gece orada olmam lazım. Peki Selin Hanım da gelecek mi amirim? Hemen ya. Yola bak. Arabayı kaybedersen ben de seni kaybederim. Merak etmeyin amirim. Kaybetmem, ben profesyonelim. Efendim? Ne notu? Ne yazıyor? Çabuk o çocuğu bulun. O çocuğu istiyorum. Ulan kertenkele, sen neyin peşindesin ya? Hayırdır amirim? Ne oldu? Merkeze bir tane çocuk gelmiş, not bırakmış. Kertenkeleyle vedalaşmak istiyorsak Ünsal komiser Şahin Tepesi'ne gelsin diyormuş. Ne yapıyoruz peki amirim? Gidiyor muyuz Şahin Tepesi'ne? Amirim bir şey söylemediniz. Ya Levent bir sus ya. Bir sus, kafamı dağıtıyorsun. Emredersiniz amirim. Sen öndeki arabayı takip et. Takip et şunu. Nasıl olsa Şahin Tepesi'ne gidiyor. Kaç gibi olacak şey organizasyon? Bakıyorum abi.
Tepe burası mı lan? Doğrudur abi burası. Amirim. Hı. Notta Şahin Tepesi diyordu değil mi? Öyle diyordu. Ya biz lisedeyken okulu kırıp hep buraya gelirdik. Burası Şahin Tepesi. Öyle mi? Evet. İstanbul'u senden öğrenecek değiliz. Yavaş lan, yavaş. İşte bir iş var, çık çık çık. Çık. Kertenkelenin de delisini yüzeceğim. Ne bakıyorsun lan? Önüne baksana. Dur! Abi durun diyor. Kardeşim. Kardeşim. Amirim. Kertenkele uçurumun dibinde. Görüyorum geri zekalı bir sus. Artık daha fazla dayanamayacağım. Benim yüzümden masum insanların zarar görmesinden sıkıldım. Bıktım artık böyle kaçak göçek yaşamaktan. Ne diyorsun lan sen? Adam gibi çık karşımıza da sıkayım kafana bitsin bu ızdırap lan. He? Kertenkeleye kurşun yarası yakışmaz. Kertenkele kendi istediği gibi ölecek. Elveda Şevket kardeşim. Elveda hayat. Abi veda ediyor. Ulan bak. İntihar falan edeyim deme lan. Kardeşim. Eğer oradan atlarsan ölümü gör. Bir daha seninle konuşmam. Taşı eline aldı amirim. Hayatını kurtarmak için kendimden vazgeçiyorum kardeşim. Ayrıntıları buraya bıraktım, o mektupta okursunuz. Elveda Şevket. Kendine iyi bak kardeşim. Bırak lan o taşı. Daha seni tutuklayacağım, ölemezsin. Kardeşim! Ya attı kendini ya! Yürü lan yürü! Kardeşim! 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 Onun cesedini, ölüsünü yiyip getireceksin lan bana. Emredersin abi. Tutun şunu. Ver onu mektubu. Nereden çıktı Cengiz? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun ya? Abi haberim yok.
Yok amirim. Ya o sizin yüzünüzden öldü. Sizin yüzünüzden attı kendini aşağıya. Ya bize onun ölüsü değil, dirisi lazımdı. Öyle değil mi amirim? Sen ne diyorsun hemşerim ya? Biz mi öldürdük adamı? İntihar etti, öldürdü kendi kendini. Lan kıymasaydı siz öldürecektiniz. Adamı başka seçenek mi bıraktınız? Allah Allah. Muhtemelen sizden kaçıp kurtulmak için intihar etti. Bak, her şeyi yazmış burada zaten. Okulan Cengiz. Artık kaçmaktan yoruldum. Ölümümden peşimi bırakmayan Ünsal komiser sorumludur. Yalancı. Bakın amirim. Bir şey tut. Bak, Kenan sorumludur diyor işte. Ulan ölmek isteyen adam sizden niye kaçsın? Senin de adın yazıyor. Ne olacak? Ulan. Ulan kertenkele! Şuraya tut, şuraya. Yardımcı ol biraz adamlara. Nerede bu adam? Evet, ışığı tut, şuraya tut. Ulan ben seni tutuklamadan nasıl gidersin lan? Konuşma lan! Bu adam bulunana kadar sudan çıkmak yok. Ona göre o şerefsiz bulunacak. Akıntı sürükledi demek ki. Akıntı sürükledi. Şuralara baksanıza ya. Efendim Ali. Tamam biliyorum Ali. Hemen geliyorum. Tamam canım hemen geliyorum. Gelince anlatacağım sana. Tamam, görüşürüz. Amirim! Heh. Kedi buldular, kedi! Kediyi bulduklarına göre kertenkele de fazla uzağa gitmiş olamaz. Ya senin gibi gerizekalı bir adamı ben niye yanıma alıyorum ki? Amirim, siz de yengeye kızıyorsunuz, beni azarlıyorsunuz. Konuşma ya. Lan, buradan ayrılma. Başın amirim. Hala kardeşimi görüyorum ya. Şevket. Hala kardeşimi duyuyorum ya. Allah'ım kurtar beni bundan. Gerizekalı. Kalk ayağa kalk. Ne ağlıyorsun lan? Ölmedim ki ben. Lan. Sen ölmedin mi? Ölmedim tabii Şevket. Sen ne vuruyorsun? Oğlum sen... Lan dur. Ne biçim adamsın lan? Ben burada öldüm, öldüm, dirildim lan. Sen nasıl bunu bana yaparsın lan? Şevket. Ölmedin mi lan sen? Ölmedim Şevket. Ölmedim. Ne ölmesi lan? Daha kız iteceğiz. Söz var bu akşam. Bırak. Söz bu akşam mıydı kardeşim? Evet. Ya o zaman gidip kızı isteyin. Sen nasıl ölmedin? Şevket kertenkele değil miyim benim? Ulan kertenkeleler ölmez mi? Kertenkeleler atlamaz mı? Gözümün önünde gördüm lan atladın. Kardeşim benim be. Evet.
Oğlum ben seni çok seviyorum. Ne olur bir daha ölme ne olur. Dur tamam. Oğlum bak sakın bir daha ölme. Tamam Şevket ölme. Ölürsen ağzını burnunu kırarım bak. Tamam mı? Saçma sapan konuşma lan. Bir daha ölme ne demek? Yürü gerizekalı yürü. Oğlum çok korktum lan.